Bugün sizlerle DJI Mavic Air 2'yi konuşacağız. DJI'nin yeni duyurmuş olduğu bu drone'u bugün hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, DJI Mavic Air 2, DJI Mavic Air'den çok az büyük boyutlarda, yine oldukça kompakt ve hafif bir drone. Hafif derken burada ağırlıkla alakalı önemli bir nokta var. DJI Mavic Air 2 570 gram, yani DJI Mavic Air'in 495 gram ağırlığına göre sadece 75 gram ağır olsa bile 500 gramı geçtiği için sivil havacılığa kayıt olmanız gerekiyor ve drone sertifikası, drone pilotluğu sertifikası almanız gerekiyor ve drone'unuzu kaydettirmeniz gerekiyor. DJI Mavic Air'de böyle bir zorunluluk yoktu. Ancak tabii ki drone uçuruyorsanız ve ciddi anlamda havadan görüntülemeyi seviyorsanız, ileride bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız zaten pilotluk sertifikası almanızda fayda var. DJI Mavic Air 2 kullanmak için artık bu bir zorunluluk. DJI Mavic Air 2 bu şekilde bir kumandayla geliyor. Kumanda da kompakt boyutlarda. Tabii ki DJI Mavic Air'ın kumandasına göre biraz büyük. DJI Mavic Air'ın kumandası oldukça küçüktü. Daha taşıma anlamında daha kolaydı. Bu kumanda birazcık daha büyük. Ama bu kumandanın da kendine göre güzel avantajları var. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. DJI Mavic Air'ın kumandası da oldukça güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi burada joystickleri koyabildiğimiz bir bölüm var. Ve bunları buradan rahatlıkla çıkartıp takabiliyoruz. Bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Açma kapama düğmesi burada. Eve dönüş ve kalkış noktası burada konumlandırılmış. Normal, sport ve tripod uçuş modları var. Şu kısımda da telefonumuzu takabileceğimiz ya da tableti takabileceğimiz bir bölüm var. Bunun bu şekilde katlanır yapıda olması büyük bir avantaj. Antenler de buralara yerleştirilmiş. Antenler bu bölgede. Dolayısıyla herhangi bir şekilde böyle sürekli açılıp kapanmadan dolayı bozulması, kırılması durumu söz konusu değil. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu ön kısımda da yine gimbal'ı hareket ettirebildiğiniz bölümle fotoğraf ve video arasında geçiş yapabildiğiniz bölüm bulunmuş. Gayet sade bir kumanda. Alt kısımda bu bölgede kauçuk bir yapı var. Böylece kumanda elinizden düşmüyor, kaymıyor. Bu güzel düşünülmüş bir detay. DJI Mavic Air 2'yi combo paket olarak satın alırsanız bu şekilde bir taşıma çantasıyla geliyor. Çanta oldukça güzel ve kompakt boyutlarda. Bu çantanın içerisine combo pakette çıkan 3 adet pil, şarj cihazları, kablolar, kumanda ve diğer ıvır zıvır aksesuarlarınızı da koyabildiğiniz ön bölümle, buraya cep telefonunuzu ve diğer aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz. Bunlarla beraber geliyor. Ayrıca combo pakette bir de daha önce olmayan ND filtre setleri geliyor. Bu sayede özellikle çok güneşli havalarda drone çekimi yapmak istediğiniz zaman bu ND filtreleri kullanabiliyorsunuz. Daha önceki modellerde bunu ayrıca satın almanız gerekiyordu. Şimdi DJI Mavic Air 2 ile birlikte bunun paket içerisinde gelmesi, combo paketle birlikte satışa sunulması büyük bir artı. Çantadan drone'u çıkartmak gayet kolay ve yerleştirilmesi de çok basit. Gördüğünüz gibi hem drone'u buraya koyabiliyorsunuz hem de kumandayı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Rahatlıkla bu sayede seyahat edebiliyorsunuz. DJI Mavic Air 2 tıpkı DJI Mavic Air gibi katlanıyor. Ön kısımdakiler bu şekilde yanlara doğru açılıyor. Arka kısımdaki kolları ise bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru açılıyor. Ve pervaneler katlanabildiği için de taşırken pervaneler herhangi bir zarar görmüyor. Aynı şekilde yine gimbal'ın zarar görmemesi için kamera bölümünün burada bir koruyucu var. Bunu da bu şekilde çok kolayca çıkartıyorsunuz ve gimbal ortaya çıkıyor. Uçurmadan önce, motorla çalıştırmadan önce bu parçayı mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Yoksa bu kafaya biraz zarar verme ihtimaliniz var. O yüzden bunu çıkartmadan düğmeye basmayın. Kumandaya cihazı takmak çok kolay. Telefonunuzu bu şekilde yerleştiriyorsunuz ve hemen bu sayede takılmış oluyor. Bu kısımdan da Type-C girişiyle kabloyu bağlıyorsunuz. Ve bu şekilde telefona da bağladıktan sonra artık kumandamız uçuş için hazır. DJI Mavic Air'i çalıştırmak için buradaki pilin düğmesini bir kere basıyoruz. Daha sonra da basılı tutarak çalıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde kumandanın da açma kapama düğmesine bu şekilde basılı tutarak
kumandayı açıyoruz. DJI Mavic Air 2, DJI Mavic Air'e göre farklı bir uygulamayla uçuruluyor. DJI Fly uygulamasıyla. Yani bu Mavic Air 2'yi DJI Go 4 uygulamasıyla uçuramıyorsunuz. Artık muhtemelen DJI markası Air serilerini, daha amatör serileri, DJI Mavic Mini ya da DJI Mavic Air serilerini artık Fly uygulamasıyla uçuracak. Bu DJI Fly uygulaması daha basit bir arayüze sahip ve daha amatör kullanıcılar için pratik bir çözüm. Diğer taraftan yine pek çok manuel ayarlamaya da bu uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Şimdi hem bu uygulamayı görelim hem de birlikte drone'u uçuralım. DJI Mavic Fly uygulamasını başlatıyorum. Go Fly diyerek uygulamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulama açıldı. Şu an GPS uydularını buldu. Yaklaşık 16 tane uydumuzu buldu. Buradan bunları görebiliyoruz. Buradan pil durumunu detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Pillerin tamamı dolu halde duruyor. %94 seviyesinde pilimiz dolu. Sinyal seviyelerini görebiliyoruz. Bu kısımdan, şu aşağıdaki kısımdan video ayarlamalarını 1080p, 2.7K ve 4K şeklinde video çözünürlüklerini ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde 4K video çekerken 60 FPS hızlarında, 50 FPS hızlarında çekim yapabiliyor. Klasik olarak da 25-24 FPS hızlarında çekim yapabiliyorsunuz. Biz şöyle 4K 50 FPS hızla çekim yapalım. HDR video özelliği de var. Böylece çok daha geniş bir dinamik aralık sağlanıyor ve çok daha renkli, çok daha canlı videolar elde edebiliyorsunuz. Bu HDR modda çekim yaparken 60p hızlarda çekim yapamıyorsunuz. Sadece 30p hızlarda çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tüm çözünürlükler için aynı şekilde. Slow motion yapmak istediğiniz zaman da DJI Mavic Air 2 hem 120 kare hızlarda hem de 240 kare hızlarda slow motion yapabiliyor. Yani ağır çekim video çekebiliyor. Böylece ister 4 kat isterseniz de 8 kat videonuzu yavaşlatabiliyorsunuz. Özellikle bu 240 FPS hız çok çok iyi. Fotoğraf ayarları kısmına geldiğimiz zaman tek kare fotoğraf var. 48 megapiksel çözünürlüğünde 3'e 2 formatında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Böylece çok daha fazla detayı elde edebiliyorsunuz. Smart mod var. Bu akıllı bir mod. Böylece sensördeki her 4 piksel 1 pikselmiş gibi çalışarak size 12 megapiksel çözünürlüğünde bir fotoğraf çekiyor. Ama bu fotoğraf dediğim gibi 4 tane pikselin birleşimi 1 piksel olacak şekilde çekildiğinden dolayı oldukça iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor. Ve ortamı kendisi, ışığı kendisi ölçüp smart mod, yani akıllı modla size olabilecek en iyi fotoğrafı sunmaya çalışıyor. Genel itibariyle başarılı. Ve buradan da saniyede 3 kare, 5 kare gibi seri çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu quick shot ve hyperlapse pano gibi çekimleri drone'u kaldırdıktan sonra anlatayım. Yerdeyken bu uygulamalar çalışmıyor. Şimdi drone'u çalıştırmak için kumandayı iki kolunu da aynı anda aşağı doğru çekiyorum ve drone'umuz çalıştı. Evet. Şu anda Manyas Kuş Cenneti'nin oradayım ve harika bir göl manzarası var. Drone'u arkama doğru uçuracağım ve şöyle manzara eşliğinde size bazı bilgileri vermeye çalışacağım. Aynı şekilde burada quick shot dediğimiz akıllı çekim özellikleri var. Burada drone'u otomatik olarak kullanabiliyoruz. Dikeyde kendimizi çekebiliyoruz. Dairesel çekimler yapabiliyoruz. Bumerang çekimleri yapabiliyoruz. Veya asteroid çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi isterseniz mesela bu spiral bir çekim gerçekleştirelim. Kendimizi öncelikle bu spiral çekimi başlattığımız zaman kendimizi ekranda seçiyoruz. Kendimizi seçtikten sonra geri saymaya başlıyor ve kendimizi seçtikten sonra start düğmesine basıyoruz ve geri saymaya başlıyor. Sonrasında artık bizi spiral bir şekilde görüntülemeye başlıyor. Yine video özelliği olarak asteroid bir video almak istersek küresel anlamda böyle sanki dünyanın dışarısından bize doğru geliyormuş gibi veya bizden çıkıp dünyanın dışına doğru gidiyormuş gibi küresel bir çekim gerçekleştirebiliyoruz. Yine bunu yapmak için istediğimiz objeyi, sabitlemek istediğimiz objeyi seçiyoruz. Burada yine kendimizi seçelim. Kendimizi seçiyoruz. Start düğmesine bastıktan sonra drone yükselmeye başlıyor ve yaklaşık 30 metreye çıkarak bu şekilde bizi dairesel bir görüntünün içerisinde güzel bir videomuzu
alabiliyoruz. Bu modlar oldukça eğlenceli ve keyifli modlar. Hem böyle YouTube videoları hazırlarken güzel efektler oluşturabilmek için, hem de eğlence amaçlı arkadaşlarınızla seyahat ederken böyle farklı görüntüler üretebilmek için oldukça keyifli uçuş modları. Onun haricinde şu kısımda kontrol ayarları var. Burada drone'un ne kadar uzağa gideceği, ne kadar yükseğe çıkacağı ile alakalı ayarlamaları seçebiliyorsunuz. Kamera ile alakalı ayarları da buradan gerçekleştiriyoruz. SD kartınızın ve dahili hafızanın ne kadar kaldığını, hangi boyutta olduğunu görüyorsunuz. Transmisyon kısmında ise uçuş frekansını belirleyebiliyorsunuz. DJI Mavic Air 2 hem 5.8 GHz hem de 2.4 GHz Wi-Fi bağlantısıyla uçabiliyor. Şehir merkezlerinde, şehir içerisinde uçarken evlerdeki kablosuz modemlerle çakışmaması için ve frekans karışıklığı olmaması için 5.8 GHz dalga boyunda uçmanız daha avantajlı. Ama bu şekilde yine doğaya geldiğiniz zaman 2.4 GHz ile uçmak daha avantajlı. Çünkü bu sayede çok daha uzak mesafelere uçabiliyorsunuz. Veya dual band seçeneğini seçerseniz de bu defa 5.8 Hz'de bir kesinti, bir kayıp olursa kumanda otomatik olarak kendisini 2.4'e alıyor ve sinyali güçlendirerek tekrar drone ile iletişimi gerçekleştiriyor. Genel itibariyle böyle. Bu sağ alt köşede ise kamerayı manuel ya da auto olarak ayarlayabiliyorsunuz. Manuel modu alırsanız buradan diyafram ve enstantane değerlerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Böylece istediğiniz ölçüde pozlama gerçekleştiriyorsunuz ve uçuş süresince bu pozlama hiç değişmiyor. Ama otomatiğe alırsanız ortama göre pozlamayı kendisi ayarlıyor. Bu yukarı aşağı hareketler yaptığınız zaman ışıktaki değişimden dolayı pozlamalar değişiyor. Profesyonel işler yapmak istediğiniz zaman ya da sinematik videolar çekmek istediğiniz zaman bu otomatik modda uçmamak lazım. Bunu drone'la nasıl sinematik çekimler yapılır başlığı altında ayrı bir video çekmek istiyorum. Orada size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden o kısma girmeyeceğim. Evet, şimdi standart bir 4K çözünürlükte 50 FPS hızda bir uçuş yapalım. Ve hep birlikte uçuşu sizlerle birlikte izleyelim. Antenlerin sinyali kaybetmemesi için drone'un olduğu tarafa bakması önemli. Şu an bize yakın mesafede, o yüzden çok önemli değil. Ben hem konuşurken hem de uçurmaya çalışacağım. Evet, yükseliyoruz. Ve manzarayı hep birlikte şu an gözlemleyebiliyoruz. Evet. Şu an drone'u geriye doğru yönlendirdim. Böylece gölü daha iyi bir şekilde görebileceğiz. Şu an 4K, şu an 4K çözünürlükte 50 FPS hızda kayıt yapıyorum. Şu an 120 metre yüksekliği geçtiğimiz için sinyal uyarı geldi, 120 metreyi geçtiniz diye. Ama burada dediğim gibi tamamen doğal ortamdayız. Buralarda herhangi bir uçak, tarım uçağı vesaire hiçbir şey geçmiyor. Bu noktada mesela harita ile ilgili size bilgi vereyim. Bu sol alt köşede de harita var. Böylece nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Haritaya tekrar bastığınız zaman size büyük halini gösteriyor ve kalkış noktanız H harfiyle görünüyor. Herhangi bir sinyal kesintisi olursa, herhangi bir problem olursa bu kalktığı noktaya drone geri dönüyor. Bakın haritayı şöyle küçülttüğüm zaman şurada yasaklı bölgeleri görebiliyorsunuz. Bu kırmızı işaretli bölgelerde drone motorları dahi çalışmıyor. Hiçbir şekilde uçuş gerçekleştiremiyorsunuz. Onun haricindeki mavi bölgelerde ise izin alarak, kimlik bilgilerinizi girerek uçuşları gerçekleştiriyorsunuz. Kırmızı bölgede eğer uçuş yapmanız gerekiyorsa, yani ticari bir iş yapmanız gerekiyorsa, o zaman ilgili kurumdan izin almanız gerekiyor. Bu izin belgesini hem DJI'ya hem de sivil havacılık kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Buralardan onayları aldıktan sonra uçuşu gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yerde uçacaksanız günler öncesinden tarihi belli olmalı ve izninizi ona göre almalısınız. Şu an bulunduğumuz bölgede bakın herhangi bir uçuş yasağı yok. Biz de burada rahatlıkla uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.
Görüntü kalitesi anlamı itibariyle Mavic Air 2 hissedilir seviyede biraz daha iyi bir video kalitesine sahip. Fotoğraf anlamında da oldukça başarılı. Ancak onun haricinde özellikle bu sadece 75 gram ağırlık bir şeyi daha çok etkilemiş. DJI Mavic Air 2 çok daha stabil uçuyor. Çok daha dengeli bir şekilde havada dönebiliyor ve rüzgar direnci oldukça iyi. Bu sayede DJI Mavic Air'a göre Mavic Air 2 daha kesintisiz, daha pürüzsüz, daha yumuşak görüntüler çekmekte daha avantajlı. Dolayısıyla böyle sinematik videolar çekerken, daha akışkan, daha pürüzsüz, kesintiler olmayan videolar çekerken DJI Mavic Air 2 açıkçası benim daha çok hoşuma gitti ve daha kullanışlı geldi. Dolayısıyla bu taşınabilirliği, kompakt yapıda olması da bir avantaj olduğu için rahatlıkla DJI Mavic Air 2 tercih edilebilir. Bu sayede videoları bence daha stabil çekme şansınız var gibi. Çünkü DJI Mavic Air birazcık daha rüzgardan daha çok etkileniyor. Mavic Air 2 bu noktada çok daha avantajlı. Genel olarak DJI dronlarda Return to Home, yani eve dönüş fonksiyonu etkili bir şekilde çalışıyor. Sinyal koparsa, bataryalarda ani bir düşüş olursa ya da pil bitmek üzere olursa drone otomatik olarak kalktığı noktaya geri dönmeye çalışıyor. Veya siz drone'u kaybederseniz, nerede olduğunu bulamazsanız bu Return to Home tuşuna basarak geri gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu an bir deneme yapalım ve kaldırdığımız noktaya indirmeye çalışalım. Basılı tutuyorum ve drone kalktığı noktaya GPS'ten konumunu bularak gelmeye çalışıyor. Şu an drone'u hemen sol tarafından kaldırmıştım. Bakın, drone şu an buraya doğru geliyor. Tam noktanın üzerine geldiği zaman düz bir şekilde aşağı inmeye çalışacak. Evet, şu an inişi gerçekleştiriyor. Yani inanılmaz bir şekilde tam kaldırdığım noktaya indi. Muhteşem bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size, 15 santimetre sapma yok. Yani 5 santimetrelik bir sapmayla diyebilirim. O da artık rüzgar vesaire. Çok iyi bir iniş gerçekleştirdi. Gerçekten olur da drone'unuzda ani pil tükenmesi olur. Drone'unuzu göremezsiniz, kaybedersiniz. Sinyal kesilir, telefonunuzun şarjı biter vesaire. Bu sayede eve kendisi, siz çağırmasanız dahi o bir müddet sonra sinyal kesilirse kendisi dönüşü gerçekleştiriyor. Evet, bugün sizlerle DJI Mavic Air 2'yi konuştuk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.